Çok kasma abi. Arada bak, soruyu bitirdikçe bak. Olmaz mı? Tamam. Gözünler de gözüksün de. Başladı canlı. Birazdan çocuklar gelmeye başladıkça. Tamam. Görüşürüz. Geliyor. Şimdi bir kişi katalım. Evet. Evet arkadaşlar, biraz bekleyelim. Katılıma bakayım, tekrar başlayacağız. Demin canlı yayın galiba koptu. Benim telefon çok kaliteli olunca öyle oluyor. Evet, Zeynep, Recep, Azra hoş geldiniz. Evet Ramazan Bey, beklemedeyiz. Çocuklarımız geliyor. Nerede kişi gelmiş? Gençler acele edin hadi. Bellerini şeylere giriyorlardır ya. Aç önce başlayayım. Az daha bekledi. Şöyle 10 falan olursa. Az daha bekleyelim gençler de. Gelen olursa diye. Sonra tekrar devam edelim. Bir ara canlı yayın kopmuş ama kaçın soruda koptu ben farkında değilim. 20'ye kadar çözmüştüm. He Zeynep 20'de mi koptu? Evet, olmazsa başlayalım arkadaşlar. Şimdi 21. soruda. Olabilir. Ben de 20'de diye hatırlıyorum ama kayıtta yapamadım koptuğu için. Evet, 20. sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Şimdi tamam. Uzun sürmedi demek kopma. Evet, şimdi 21. sorudan kolay bir sorumuz. Polinom olma şartı ile alakalı. Şimdi polinom olma şartımız neydi? Değişkenin üstü doğal sayı olacaktı değil mi arkadaşlar? Şimdi burada Px'e bakarsanız hepsinin üstü ne? Doğal sayıdır. 2'ye 1'dir. Yani bu polinomdur arkadaşlar. Şimdi Qx'e bakarsak, şimdi bu polinom değil. Sebebi aşağıda x kare var. Bunu yukarı çıkarttığınız zaman eksi 2 olacağı için üstü polinom değil. Burada x'in üstü doğal sayı olduğu için polinomdur. Köklü ifade olduğu için köklü ifadeleri yazılımında x üzeri nedir? Kökü üstü sayı şeklinde yazdığımız zaman 1 bölü 2'dir değil mi? Burada doğal sayı olmadığı için bu da polinom değildir. Bu sabit olan polinomdur. Sebebi x üzeri 0'dır. 0 bir doğal sayı olduğu için bu da nedir arkadaşlar? Polinomdur. Yani cevabımız 3 olacak. Şimdi diğer sorumuzda yine polinom olma şartından, yani üstün doğal sayı olması gerekiyor. Üstlere ayrıyeten yazarsak bakın 18 bölü n. Burası da ne yaptı? 12 eksi n. Şimdi bizim polinomumuz 18'i bölen sayılar olması gerekiyor ve 12'yi de geçmemesi gerekiyor. Çünkü ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Doğal sayı olması gerekiyordu. Bakın burada 1 olabilir. Çünkü 18'i böler. 2 böler 18'i. 3 böler. Daha sonra 6 böler arkadaşlar. 9 böler. Ve kim böler bir de? 18 de böler ama 18'i alamam. Sebebi burayı ne yapar? Negatif yapar. Yani kaç tane olacaktı değerimiz? 5 tanesi olması gerekiyor. Şimdi 23. sorumuzda derece ile alakalı bir sorumuz. Polinomların derecesi ile alakalı. Şimdi burada gördüğünüz gibi Px'in derecesi kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Qx'in derecesi kaçtır? 4'tür. Şimdi çarpım da üstü sayılardan geldiği için ne yapıyorduk? Üstler toplanır değil mi? Yani kaç yaptı burası arkadaşlar? 7. Bölümde de çıkarıyorduk. Yani 4'ten 3 çıktı ne yaptı? 1. Burada topladığımız zaman 8 yaptı. Şimdi yalnız bunda şunu karıştırmamak lazım. Bu ayrı ayrı dereceleri topla demiş. Sadece şu dereceyi
toplamayı ayrıyeten yapsaydı sadece o zaman cevabımız ne olacaktı? O zaman 7 olacaktı tabi cevabımız. Şimdi 24. sorumuzda yine dereceyle alakalı bir sorumuz. Şimdi bakın buradaki dereceyi en üst, en büyük dereceyle uğraşıyoruz. Yani burada 4x ile eksi 1 neyi? Önemi yoktur. Şimdi bu küp olduğu için 6 kere 3 ne yaptı? 18. Yani P'nin derecesi 18'dir arkadaşlar. Yani x üzeri 18 ile ilgileneceğiz. Buradaki derece 1 önemli değil. Üstün üstünden çarparsak 2 üzeri 8'dir. Şimdi bize demiş ki Px kare diyor. Px kareyi bulmak için x gördüğüm yere x kare yazacağım arkadaşlar. Yani x kare üstünü oldu 18. Şimdi çarpı Q'nuku ne? X gördüğüm yere bana ne diyor? X küp yaz diyor. X küp üstüne geldi 8. Şimdi buradaki derecemiz kaç arkadaşlar? X üzeri 36. Buradaki derecemiz ne? 24. Tabanlar aynı, üstleri toplam olduğu için de cevabımız, yani 36-24'ün toplamından kaç çıkacaktır cevabımız? 60 çıkar. Evet, 25. sorumuzda şimdi şu ifade bir polinom belirtiyorsa bu polinomumuzun bizim x-2'ye ne yapması lazım? Tam bölünmesi lazım. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Bunun içerisinden çarpan x-2 gelmesi lazım. Yani bunu sıfıra eşlediğimiz zaman bunun kökü oluyor. Yani x-2 eşittir sıfırdan, x eşittir buradan ne gelecektir? 2. Yani 2 burayı sağlaması lazım. Şimdi buraya 2'yi yazdığımız zaman 8 eksi 4a artı 4 artı a. Yani kökü olduğu için kime eşleyeceğiz? Sıfıra eşleyeceğiz. Buradan arkadaşlar 12 eksi 3a karşıya 3a geçti. Yani a buradan ne gelecektir? 4 olacaktır. Evet. Şimdi burada küp açılımını yapmamız lazım. Çarpanları ayırmayla. Polinomun karışımı bir soru. Şimdi örneğe bakın. X eksi 1'in küp açılımını yaptığımız zaman biz burada nasıl yapıyorduk? X'in küpü. Daha sonra eksi 3x. Daha sonra artı 3x. Eksi 1. Şimdi bakın burası eksi 1. Bunu nereye uyduracağız? Buraya arkadaşlar. Yani 2'ye. O yüzden buradaki ifadeye benim ya bir sayı eklemem lazım ki yani burada dengeyi bozamam. Artı 2 olması için. Yani buraya ben ne ekleyeceğim arkadaşlar? 3 ekleyeceğim. Şimdi x gördüğüm yere bana ne yaz diyor? X artı 1 yaz diyor. X artı 1 yazarsak x artı 1 eksi 1 bunun küpü artı 3. Buradan birler birbirini yok etti. Yani x'in küpü artı 3 geldi cevabımız. Bursa cevabımız. 27. sorumuzda şimdi P4 ile P-5 vermiş. Bunları dengeli verir. X'e burada kaç yazmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakın X'e eksi 1 yazdığım zaman burası eksi 5 oluyor, burası 4 oluyor. Yani bu istediğini sağlamış oluyor. Yani X gördüğüm yerlere ben eksi 1 yazacağım şimdi. Şimdi eksi 1'i yazdım. Burası P'de 4 yaptı. Buraya eksi 1 yazdığımız zaman P'de eksi 5. Evet, eksi 1 yazdığımız zaman 1 eksi 2 eksi 3. Şimdi burası ne yaptı? Eksi 5, 1 yok. Eksi 4 cevabımız A şıkkı. 28. sorumuz. Şimdi sıfıra eşliyorduk kalan bulmada. X artı 1'i sıfıra eşlerseniz X buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 1. Şimdi bu eksi 1'i getirip buraya yazıyoruz. Yani burada P'de 1 kalan neymiş? 3. Aynı şekilde buradaki ifadeyi de x artı 2'yi sıfıra eşlersek eksi 2 gelir. Buraya yazarsak Q'da eksi 4 kime eşit olacaktır? Eksi 5'e eşit olacaktır. Şimdi x eksi 3'ü sıfıra eşlersek de x ne oldu? 3. Şimdi burada yerine yazarsak x gördüğümüz yere 3'ü, yani P'de 1 eksi 3 çarpı Q'da eksi 4. Zaten gördüğünüz gibi dengeli geldi. Yani 3'ü yazdık. Eksi eksi 5'ti burası. Artı 15 yaptı. Topladığımız zaman cevabımız ne çıktı? 18 çıktı arkadaşlar. Şimdi 29. sorumuzda. Evet, 29. sorumuzda şöyle bir şey yapacağız. Şimdi yeniden x eksi 1'i sıfıra eşlersek x buradan ne gelecektir? 1 gelecektir. Şimdi bunu yerine yazdığımız zaman arkadaşlar P'de 2 kime eşit oldu? 5'e. X artı 2'yi sıfıra eşlersek eksi 2 olur. Yerine yazarsak P'de eksi 3 kime eşitmiş arkadaşlar? Eksi 5'e. Şimdi arkadaşlar burada
Polinomun kalanının birinci derece olması lazım. Yani kalan şu şekilde olması lazım. Yani ax artı b şeklinde olması gerekiyor. Buradaki x gördüğüm yere 2'yi yazarsam 2a artı b kime eşittir? 5'e. Eksi 3'ü yazarsam eksi 3a artı b kime eşittir? Eksi 5'e. Şimdi yukarıyı eksiyle çarparsak, eksiyle çarptığım zaman eksi 5a eşittir eksi 10'a. Yani a buradan ne geldi arkadaşlar? 2. Şimdi a'mız 2 geldi. Burada yerine yazarsak burası kaç yaptı? 4, b'de 1 geldi. Şimdi kalanları yerine yazarsak kalan polinomumuzun yerine, yani 2x artı 1 oldu. Cevabımız hangisi oldu? C şıkkı oldu arkadaşlar. Evet. 30. sorumuzda bize P3'ü sormuş. Şimdi burada polinom bulmamız gerekiyor. Polinomu şu şekilde yapacağız. İki polinom, bakın, toplam birinci dereceden olduğu için polinomumuz birinci derece bir polinom olması gerekiyor. Yani AX artı B şeklinde olması lazım. Şimdi burada PX'i zaten AX artı B'de, onu yazdık. Şimdi buradaki X gördüğüm yere kim yazacağım arkadaşlar? X eksi 1 yazacağım, bakın. Yani artı A çarpı X gördüğüm yere kim yazdım? X eksi 1. Tabi de burada neyimiz var? Artı B'miz var. Bu kime eşitmiş arkadaşlar? 6X eksi 17'ye. Şimdi buradan polinom eşitliğine gideceğiz. AX artı B artı AX eksi A artı B eşittir 6X eksi 17. Şimdi buradan 2 tane AX 6'ya eşit, gördüğünüz gibi 2A. Yani A buradan kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. Şimdi burada sabitlerimize bakarsak eksi A artı 2B, eksi A artı 2B, karşı tarafta sabitimiz kim? Eksi 17. Şimdi A gördüğüm yere 3 yazarsam eksi 3. Eksi 3'ü karşıya attık arkadaşlar. Eksi 14 yaptı, çıkarttık. B buradan ne geldi? Eksi 7. Şimdi polinomumuzu bulmuş olduk. Yani polinomumuz neydi? AX artı B şeklinde olduğu için A'yı biz ne bulduk? 3 bulduk. 3X eksi 7 oldu polinomumuz. Benden kaçı soruyor? P3'ü soruyor. Burada 3'ü yazarsak, yani 9 eksi 7'den cevabımız ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır arkadaşlar. Evet, 31. sorumuzda X kare eksi 1 ile bölümünden kalanı soruyor. Ne yapıyorduk? X kare eksi 1'i 0'a eşliyorduk. Ya buradan x kare ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Şimdi x kareye göre ayarlayacağız burayı. Yani 3 x çarpı x kare yaptım. Artı 2 x kare. Artı x. Artı 1. X kare gördüğüm yere ne yazdım? 1 yazdım. Buraya 1 yazdığımız için burası 3x. X kare gördüğüm yere 1 yazdım. 2. Artı x artı 1. Yani buradan 4x artı 3 geldi cevabımız. B seçeneği doğru. Şimdi burada M'i sormuş. Şimdi M'i bulmak için buradaki PX'i yok etmemiz lazım. Yani X gördüğüm yere ben ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 3 yazacağım. X gördüğüm yere eksi 3 yazarsam P yok olacağı için M'i rahatça bulacağım. Burası 0 oldu. Eksi 3'ün karesi 9 ama öndeki eksiden dolayı eksi 9. Eksi 3M eşittir 3. Buradan karşılıklı denklemimizi çözersek 3M eşittir eksi 12. Yani M'in ne geldiğini görürüz. Eksi 4 geldiğini görürüz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Evet. 33. sorumuzda. Şimdi yine burada bir küp açılımını görmemiz lazım. Şimdi şuradaki 6'dan şunu 3 ile çarpıldığı için, bakın, 3'e bölerseniz 2'dir ya. Yani şu açılımı görmemiz gerekiyor arkadaşlar. X eksi 2'nin küp açılımını. Şimdi bakın, burada küp açılımı yaparsak şu şekilde yapacağız. Bakın, birincinin küpü. Birincinin karesiyle ikincinin çarpımının 3 katı, yani eksi 6x kare. İkincinin karesi 4, 3 ile çarp 12 artı 12x. Daha sonra da ne? İkincinin küpü eksi 8. Şimdi, yalnız burada bize ne vermiş? Eksi 10 vermiş. Bizim küp açılımımızda, bu x eksi 2'nin küpünün açılımında burada ne geldi? Eksi 8. Dengeyi bozmamamız için, yani buradan benim ne çıkarmam gerekiyor? Eksi 2 daha yazmam gerekiyor ki bu dengeyi bozmayayım. Yani x eksi 2'nin küpü eksi 2 yazacağız, değil mi? Şimdi burada x gördüğüm yere küp kök 3 artı 2'yi yazarsam, eksi 2'miz var burada. Şimdi bunun neydi arkadaşlar? Küpü.
Bir de dışarıda eksi 2'miz var. Bu ikiler birbirini ne yaptı? Götürdü. Bu 3 ile bu 3 birbirini götürdüğü için 3 eksi 2'den yani cevabımız ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Evet. 34. sorumda şimdi x eksi 3 ile bölümünden kalan dediği için x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? 3'ü 0'a işlemiştik. 3'ü buraya yazarsam 4 çarpı p'de 1. Şimdi benden bunu istiyor. Şimdi bana o zaman ne lazım? P1 lazım. P1'i de bulmak için buradaki x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? 0 yazacağız. 0 yazdığımız zaman zaten bunların hepsi gidecektir. Sadece ne kalır burada? Eksi 13 kalır. Yani 4 çarpı eksi 13'ten yani cevabımız ne çıkacaktır? Eksi 52. Bursa seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Evet. 35. sorumda da yine böyle bir benzer bir soru çözmüştüm. Bu polinom sayı x eksi 1'e tam bölünmesi lazım. Yani bu x eksi 1'in yukarıdan kök gelmesi gerekiyor. Yani x eşittir burada nedir arkadaşlar? 0 eşittir 1. Bunu sağlaması gerekiyor. Yani buraya 1'i yazdığım zaman 1 artı 2 artı 7 eşittir kim olacak? Kök olduğu için 0'a. Şurada a'yı unuttum arkadaşlar. Pardon. Burası 1'i yazdık. Evet. 1 artı 2 artı 7. Evet. Şimdi buradan 2a. 7 1 daha 8 eksi 8. A burada ne geldi arkadaşlar? Eksi 4 gelir. Cevabımız A şıkkıdır. Diğer sorumuz. Diğer sorulara göre biraz daha zor bir soru. Şimdi burada x kare eksi 3 x artı 5. Kime eşliyorum bunu? 0'a. Şimdi burada 0'a eşitlediğim zaman x kare eksi 3 x karşıya atarsak eksi 5. Yani x kare eksi 3 x gördüğüm yere ne yazabilirim? Eksi 5'i yazabilirim. Şimdi burada bana şu da lazım. Şu x kare lazım bana. Eksi x kare. Şu eşitlikte bunu karşıya attığım zaman bakın. Yani eksi 3 x artı 5 eşittir eksi x kare. Bir de bu lazım. Şimdi buradaki x kare eksi 3 x yerine ben ne yazacağım? Eksi 5'imizi yazacağız. Bakın eksi 5 artı 2 bunun neyi arkadaşlar? Dördüncü kuvveti artı yine aynı şekilde x kare eksi 3 x gördüğüm yere eksi 5 yazacağım. Eksi 5 artı 1 üstte ne var arkadaşlar? Küp. Şimdi eksi x kare gördüğüm yere gördüğünüz gibi eksi 3 x artı 5 yazacağız. Şimdi buraya yazarsam bak eksi 3 x artı 5. Daha sonra kim var? 5x. Eksi 6. Şimdi buradan arkadaşlar burası ne yaptı? Eksi 3'ün 4. kuvveti 81 yapar. Burası eksi 4'tür. Eksi 64. Burada gördüğünüz gibi artı 2x. Bir de ne var? Eksi 1. Şimdi buradaki işlemi yaparsak 2x. Burası 81'den kimi çıkaracağız? 65'i gençler. Yani 2x. Evet, kaç yaptı bu? Artı 16 yaptı gördüğünüz gibi. Yani cevabımız 2x artı 16 değişik olacaktır gençler. Sıkıntı yok bakayım Can Bey. Herhalde bu sefer kayıp diyeceğiz gibi. Evet. Az sonra çağırırım seni. Şimdi polinom sıfırlar diyor. Sıfırlar için neydi arkadaşlar polinom sıfırları? Yani çarpanlarına ayıracaktık. Yani x kare eksi 4 x artı 3 çarpanlarına ayırırsak x'e x 3'e 1 x de ne? Eksi. Ayrı ayrı sıfır eşitlerseniz x eşittir 3 x eşittir 1. Yani polinom sıfırlar dedi ya aslında x yerine bu kökleri koyduğun zaman sıfır yapan değerleri soruyor bize. 3 ile 1 arkadaşlar. Hangi seçenekte var? D seçeneğinde. Evet 38. sorumuzda ikinci dereceden bir polinom diyor. Şimdi bunlara tam bölünüyorsa polinomlarımızı şöyle yazabiliyoruz. Bakın x eksi 1 çarpı x eksi 3. Şimdi baş kat sayıyı bilmediğim için çarpı a dedim buna da. Şimdi bu px polinomum oldu. Şimdi x gördüğüm yere ben ne yazacağım? 2 yazacağım. Şimdi 2'yi yazdığım zaman a çarpı 2'yi yazdım burası ne yaptı? 1. 2'yi yazdım eksi 1. Şimdi bu kime eşitmiş arkadaşlar? Eksi 2. Yani gördüğümüz gibi a buradan ne geldi? 2 geldi. Buraya 2'yi yazarsak yani polinomumuz 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3. Şimdi x gördüğüm yere bana ne yaz diyor arkadaşlar? 4 yaz diyor. 4'ü yazarsak 2 çarpı 4'ten 1 çıktı 3. Burası da 1. Yani cevabımız ne gelir? 6 gelir.
Evet, şimdi 39. sorumuzda. Şimdi bize demiş ki x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. 0'a eşitlersek x buradan ne yaptı arkadaşlar? 3. Şimdi buradaki x gördüğüm yere 3 yazarsam, yani bana kim soruyor? Q'da 9'u soruyor değil mi? Şimdi bunu soruyor. Q'da 9 için x gördüğüm yere buraya ne yazacağım? 1 yazacağım. Buradaki x yerine de 1 yazacağım. Yani 27 eksi 9. Yani çıkarsa kaç yapacaktır cevabımız? 18. Evet, son sorumuzda da Işık iyi değil mi? Işık iyi. Evet, son sorumuz. Şimdi x eksi 1 ile bölümünden kalan 3 diyor. Yani bize ne demiş burada? P1 3. X eksi 2 ile bölümünden kalan, yani P'de 2. O da kaçmış? 6. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazarsam arkadaşlar. 1 eksi 2 artı A artı B. 1 yazdığım zaman kime eşit? 3'e. Buradan A artı B'miz ne gelir? 4 gelir. 2'yi yazarsak x gördüğümüz yere 8 eksi 8 artı 2A artı B. Kime eşitmiş arkadaşlar? 6'ya. Bunlar gitti. Şimdi buradan da 2A artı B kime eşit oldu? 6'ya. Çıkarırsak A eşittir buradan ne yaptı? 2 oldu. A'mız 2 ise B'de ne? B'deki. Evet, toplamlarını sormuş. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Arkadaşlar, bugünkü tarama sorularımızı bitirmiş olduk. Evet, anlamadığınız soruları, çözümleri anlamadığınız yerleri WhatsApp'tan bana soruları atabilirsiniz. Hepinizden numaram var diye biliyorum. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın ama hep evde kalın. Hadi görüşürüz.